Evet, Karadeniz bölgesindeki doğal bitki örtüsünde kalmıştık arkadaşlar. Karadeniz ikliminin doğal bitki örtüsünde e, geniş yapraklı ağaçlarla iğne yapraklı ağaçları bir arada görüyoruz. Peki bu ağaçları biraz tanısak iyi olur değil mi? Hemen tanımaya geçelim. Bunlardan bir tanesi ne? Ladin. Arkadaşlar biz genellikle böyle e, ağaçları pek tanımayız değil mi? Çam der geçeriz. Kaç tane çam var? Kızılçam, fıstıkçamı, karaçam, sarıçam, sedir Göknar, Ardıç ve Ladin var. Ben Ladin'e ne diyorum biliyor musunuz? Çamların mankeni diyorum. Ben bu kadar güzel bir çam ağacı görmedim. Bu yılbaşı ağaçları vardır böyle. Heybetli durur böyle. Mor mor kozalakları açar. İşte Ladin ağacı budur. Ladin'i Karadeniz dışında başka bir yerde göremezsiniz doğal olarak. Yetişmez arkadaşlar. Ladin Ladin'le ilgili bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Nemli, sisli ortamı sevdiği için aslında asıl yeri Doğu Karadeniz'dir de diyebiliriz. Ladin'i kesinlikle bilelim. Ladin görüyorsanız orada kesin Karadeniz'dir. Sonra geniş yapraklı bir ağacımız var. O da ne? Şimşir. Bir söz vardır bizde. Kel başa şimşir tarak derler. Osmanlı'da şimşir haneler vardır tahtadan iyi bir şey yapılacağı zaman şimşir ağacını kullanırlar. Bunların kaşığından falan yemeklere, yemek kepçe falan yapıldığında yıllarca bembeyaz kalır. Osmanlı'da bir dönemde şimşir ağacından yaptıkları şeylerden diş yapmışlar, diş implant yapmış adamlar. Yani şimşir Karadeniz'de özdeşleşmiştir. Ladinle şimşiri görüyorsanız orası kesin neresiymiş? Karadeniz'dir. Bunun dışında hangi ağaçlar var Karadeniz'de? Kestane, Kızıl ağaç, kestane derken kestanenin ormanı var. Bakın, kestane balı deyince hemen aklımıza Zonguldak diyor diyor. kestane balının diyarından diye biri çıkmıştı. Hepiniz biliyorsunuz. Mesela ormanlarıyla kaplı. Kızıl ağaç, sarıçam, göknar, ondan sonra kayın. Şimdi sarıçam en çok Erzurum, Kars, ardağındaydı. ama Karadeniz'de de dağların güney yamaçlarında ve yüksek kesimlerinde sarıçamlara rastlanıyordu. Kayının da en çok olduğu yer Karadeniz'dir. Burada Direkt Karadeniz yani Karadeniz dışında başka yerde yoktur. Karadeniz olduğunun kesin kanıtıdır denilen iki ağaç Ladin ve Şimşir'dir. Her yerde olduğu gibi Karadeniz'de de ormanlar ne olmuş arkadaşlar? Tahrip edilmiş ve ortaya ne çıkmış? Pisodo Maki. Yalancı Maki demek Türkçe karşılığı. Maki'nin orijinali neredeydi? Akdeniz'de. Sahtesi neredeymiş? Karadeniz iklim bölgesinde. Bunun en güzel örneği ne? Yabani fındık. O zaman makiye ne demiştik? Zeytin. Maki zeytin. Maki zeytin. Pisoda maki fındık. Pisoda maki fındık. İkisi üzerinden giderseniz daha kalıcı olabilir. Bakın insanların tahribatı ilk kez işe yaramış değil mi? Birinde tahribat sonucunda zeytin, birinde tahribat sonucunda fındık olmuş diyoruz. Her bölgede ağaçsı topluluklar var. Çalılar var. Fındık burada çalı. Bir de otsu topluluğu vardır. Buranın otsu topluluğu da ne? çayır. Bir yerde çayır olması için ne gerekir? Yaz yağışı gerekir arkadaşlar. E Karadeniz her mevsim yağış aldığına göre otomatikman ne zaman da yağış alıyor? Yazında alıyor. Yani birçok arkadaşımız e, büyük büyükbaş mera hayvancılığı deyince sadece Erzurum, Kars, Ardağ'ını söyler. Ama aslında Karadeniz kıyılarını da söylemesi gerekir. Çünkü Karadeniz'in kıyı şeridi boyunca her mevsim yağış olduğu için otomatikman yazın olduğu için Karadeniz'de de birçok yerde çayırları görebiliyorsunuz. Hatta benim ablamın ilk atama yeri Mengen'di. Bolu Mengen'e atanmıştı. Ben de yanına gitmiştim işte ziyarete ilk yerleştirmek için. Sabah böyle uyandık çan sesleri geliyor. Çangırdak çangırdak çangırdak. Hemen camı açtım baktım her evden bir tane büyükbaş hayvan çıkıyor. Hiç kimse çıkarmıyor. Bunlar kendi kafasına göre çıkıyorlar. Karşıdaki meraya gittiler böyle otlamaya. Akşam beş buçuk oldu yine kimse çağırmadı. Bunlar kendileri şangır şungur şangır şungur gibi memur gibi sekiz buçuk beş buçuk otlayıp geldiler. O kadar böyle masum hayvanlar ki böyle yolda giderken Hindistan gibi önüne geçiyorsun dur dur. Kafasından tut sev böyle isim vermişler ona Ayşe diyor sarı kız diyor. Herkesin evinde bir tane var. Böyle kedi gibi. Evcil hayvan gibi besliyorlar. Ama oradakiler ticari bakmıyor bakın. Batı Karadeniz'de var ama çok değil. Orta Karadeniz'de yine böyle Samsun tarafları. Doğu Karadeniz'e giderken iş imkanları azaldığı için büyükbaş mera hayvancılığı daha da ne yapıyor? Artıyor. Buna da dikkat edin. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Karadeniz ikliminde nemin fazla olmasından dolayı bölgede sıcaklık farkları az. Sıcaklık ortalamaları yüksek. Bulutluluk ve sis olayı fazla. Otomatikman güneşli gün sayısı ise ne oluyor? az diyebiliriz. Ben size şunu sormak istiyorum. Karadeniz'in kıyılarına baktığımızda, kıyılarına baktığımızda, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarına baktığımızda kışı en soğuk ve en sert geçiren kıyı neresidir? Batı mı, Orta mı, Doğu Karadeniz kıyıları mı? Sakın Doğu demeyin bak. Hemen ne diyoruz? Batı'dan Doğu'ya gidecek yükselti artar Doğu. E o zaman Doğu Karadeniz'in kıyıları soğuksa Rize'de çay nasıl, Rize'de turunçki nasıl yetişiyor? Hani böyle Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasını dağlar kesiyordu. Bu sayede Doğu Karadeniz'in kışı, Doğu Karadeniz'in kıyıları kışı ılık geçiriyordu. Ama Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasını Yıldız Dağları mı kesecek? Kesemediği için bütün soğuğu kim yiyor? Batı Karadeniz kıyıları. O zaman Karadeniz'de kışı daha soğuk ve sert geçiren Batı Karadeniz kıyılarıdır. Duyuyoruz televizyonda Bolu Dağı tüneli ulaşıma kapandı kar yağışıyla. Bolu'da, Karabük'te, Kastamonu'da okullar tatil edildi diyor dikkat buna da. Şimdi geldik neye arkadaşlar? Karasal iklime geldik. Ben sınıfta hep sorarım. Kaç tane karasal iklim görülür dediğimizde 4 demeniz lazım. Bir ılıman karasal var, İç Anadolu tipi karasal, bir Trakya tipi karasal göreceğiz, bir sert karasal, bir de Güneydoğu Anadolu tipi karasal. Genellikle öğrenciler hani tek bir tür olduğunu düşünüyor. Ama şöyle ben farklı renkler bulayım onların rengini değiştireyim. Mesela Erzurum Kars tipi karasala biz ne diyeceğiz? Sert karasal diyeceğiz. Bu hepsinden farklı olarak yağış ne zaman alacak? Yazın alacak. Yaz yağışlarını aldığı için. Sonra Güneydoğu Anadolu tipi karasal var. Bu Güneydoğu Anadolu tipi karasalla Trakya tipi karasal birbirine benzer. Bir de standart olarak ne var? İç Anadolu tipi karasal iklim görüyoruz. İç Anadolu tipi karasal iklim dünyada step adıyla anılır. Bakın step iklimi de diyebiliriz. Bu işin standartında en çok yağış ne zaman görülür? Bakın en çok yağışın görüldüğü dönem nedir derse ne diyeceğiz? İlkbahar. şuradan da bu Karadeniz iklimi, ha şurada onun grafiği. Bakın en çok yağışın görüldüğü dönem ilkbahardadır. Yaz ayları nasıl geçiyor? Kurak. Yazı kurak geçirdiği için de doğal bitki örtüsü de ne oluyor burada? Bozkır. Ama mesela Trakya tipi karasal dediğimizde karasal iklim olmasına rağmen en çok yağışı ne zaman almış? kışın almış. Evet bu da yazı kurak geçirmiş Trakya tipi. Bu arada Trakya tipi karasal dediğimizde Kırklareli ve Edirne aklımıza geliyor. Burada da doğal bitki örtüsü yine ne diyeceğiz? Bozkır diyeceğiz. Bir de Güneydoğu Anadolu tipi karasal var. Güneydoğu Anadolu tipi karasal dediğimizde de en çok yağış ne zaman gerçekleşiyor yine? Kışın gerçekleşiyor. Bu da yazı kurak geçiriyor. Bunun da doğal bitki örtüsü yine ne olacak arkadaşlar? Bozkır olacak. Şimdi bu işin standartında olması gereken dünyanın her yerinde ılıman karasal dediğimizde en çok yağış ne zaman görülüyordu? İlkbaharda barda görülen yağış da ne yağışıydı? Konveksiyonel yağıştı. Ama gördüğünüz gibi Güneydoğu Anadolu tipi karasalla Trakya tipi karasal bozulmuşlar. Bunlar hangi iklimden etkilenmişler bu ikisi? Akdeniz ikliminden. Akdeniz iklimi bunların yağış rejimlerini bozmuş. Bunlar en çok yağışı kışın en az yağışı yazın almışlar. Yağış rejimi olarak Akdeniz iklimine benzemişler. Bu nasıl bir tehlike doğuruyor biliyor musunuz? Şunu doğuruyor. Sınavda diyelim ki çıktı. Hani grafik soruları oluyor ya böyle. Aynı bu grafikleri koyuyor böyle. En çok yağışı kışın almış. En az yağışı yazın almış. Bu şehir nedir diyor. Öğrenci hemen yapıştırıyor Antalya. Cevabı bir bakıyor. Diyarbakır çıkıyor. Bilmiyor ki Güneydoğu Anadolu'nda karasal olmasına rağmen en çok yağışı kışın aldığını. O zaman en çok yağışı kışın, en az yağışı yazın alan her yer Akdeniz iklimi olmak zorunda değil. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde de aynı yağış rejimine sahip iller vardır. Peki sınavda çıkarsa ben nasıl ayırt edeceğim? Bunun hangi il olduğunu nereden bileceğim? Bu kutucukları rakamsal olarak toplayacaksınız. Ocak ayında şu kadar almış, Şubat ayında hiçbir öğrenci yapmaz gerekle bunu. Üşenirler ama yapın arkadaşlar. Böyle ikisi de tehlikeliyse toplayın onları. Topladınız. 400 450 çıktıysa nedir? Diyarbakır. 1000 1100 çıktıysa Antalya'dır. O zaman ben yağış rejimlerinden ayıramıyorsam yağış miktarlarından ayıracağım. Dikkat. Peki İç Anadolu tipik arasal. Nerede görülür dediğimizde İç Anadolu'yu zaten alacağız değil mi? İç Anadolu'yu alacağız. Sadece İç Anadolu mu? Ege'den yerler yok mu? Bak Ege'yi de almış. Uşak, Afyon, Kütahya. Bak buradan nereye almış? Isparta, Burdur almış. Burada Maraş'ı almış. Şuradan bak Gümüşhane, Bayburt Tokat, Çorum, Kastamonu'ya doğru girmiş, Bolu'ya doğru girmiş. O zaman aslında bu İç Anadolu tipi karasal. Sadece İç Anadolu bölgesinde değil, Karadeniz'de dağların arkasında kalan yerler, Akdeniz'de dağların arkasında kalan yerler, Ege'de ise denizden uzak iç kesimlerde de hangi iklim görülüyor? İç Anadolu tipi karasal. Yani step görülüyor. Hepsinde en çok yağış ne zaman? İlkbaharda. Bir de kocaman bir yer kalmadı mı? Bak bu kocaman yer dediğimiz yer neresi? Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı. Hakkari, Şırnak, Van, Bitlis, Ağrı, Muş, Elazığ, Erzincan, Malatya gibi birçok yerde de iç Anadolu tipi karasal. Yani ne görülüyor arkadaşlar? Step iklimi görülüyor. Birçok arkadaşımız Doğu Anadolu'nun tamamında hangi iklim var sanıyor. Sert karasal var sanıyor. Doğu Anadolu'nun tamamında yağışların ne zaman gerçekleştiğini sanıyor. Yazın sanıyor. Hayır öyle bir şey yok. Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı yağışı İç Anadolu gibi ne zaman alır? İlk baharda alır. Ve onun gibi buralarda hep nedir? Bozkırdır. Buralarda küçük baş hayvan, koyun yetiştiriciliği görülür bu yüzden. Sadece Van'da 2.2 milyon koyun, Ağrı'da 1.3, Muş'ta 1.1, Doğu Anadolu'da koyun sayısı 13.5 milyon. İnsan sayısı 6.5 milyon. İnsandan çok koyun var bölgede. Bakın insan başına 2 koyun düşüyor. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Doğu Anadolu bölgesinde yaz yağışı alan ve doğal bitki örtüsü çayır olan sadece 3 tane şehir var. Erzurum, Kars, Ardahan. Onun dışında geri kalan Doğu Anadolu'nun bütün illerinde doğal bitki örtüsü bozkır ve hayvancılık küçük baş hayvancılıktır dikkat. Doğu Anadolu iki hayvancılık türünde de birinci olabilir değil mi? Hem küçük başta birincidir hem büyük başta birinci olabilir. Ama bölgesel farklılıklar vardır orada, yöresel farklılıklar vardır. Doğu Anadolu'da hayvancılığın ilk sırada gelmesi gayet normal. Adamlar ne yapacak? Tarım yapamıyorlar pek fazla. Sanayide gelişmediği için hayvancılık yapıyor. Bozkır olan yerlerde ne oluyor? Küçükbaş hayvancılık. Çayır olan yerlerde ne yapıyor? Büyükbaş mera hayvancılığı yapıyor diyebiliriz. Şimdi karasal iklime şöyle genel olarak baktığımızda Karasal iklimin ortalama yağış miktarı nedir? Rakam konuşalım değil mi? Hani Diyarbakır 450, Ankara 400, 450 diyoruz. Ama Konya'ya gidiyoruz düştü 250-300'e kadar. Şanlıurfa 250-300'lere kadar düştü. Bunlar az yağış alan yerleri. Ama Hakkari'ye gidiyorsun çok dağlık engebeli olduğu için orada rakam 700'lere çıkıyor. Ortalamasını alırsanız karasalda 400 450 civarındadır. Karasal iklim bölgesinde en fazla yağış alan şehir ise Hakkari'dir. Denizden uzak olup da 600 700 rakamına ulaşabilecek şehirdir diyebilirim Hakkari'ye. Bunların içerisinde hani 4 tane karasal iklim var, değil mi? Trakya tipi karasal var. Güneydoğu Anadolu tipi karasal var, sert karasal, bir de İç Anadolu tipi karasal var. Bunlardan hangisi kışı daha soğuk ve sert geçirir, hangisinde donlu gün sayısı daha fazladır dersem cevabımız ne olur? O kolay. Erzurum Kars Peki tam tersini sordum. Hangisinde donlu gün sayısı en azdır? Karasalların içerisinde, 4 karasalın içerisinde donlu gün sayısı en az olan ise Güneydoğu Anadolu tipi karasaldır. Neden? Hem Ekvatora daha yakın. Hem de yükseltisi daha az. Bu yüzden donlu gün sayısı da ne olur? Azalır. Şimdi karasal iklimin olduğu yerlerde ağaç türü nedir dersek? Bizim Anadolu'da iç bölgelere gidince meşe ağaçları çok vardır. 46 çeşit meşe vardır bizde. Anadolu'ya meşe denizi derler bu yüzden. Meşe çok. Karaçam bir de ardıç vardır. Bu üç ağaç çok fazladır karasal iklim bölgesinde. Ama burada da insanlar her yerde olduğu gibi ormanları tahrip etmiş. Ortaya ne çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Antropojen bozkır. Hem bozkırlar vardır burada. Hani geçmişten beri Doğu Anadolu bozkırdır. Ama bir de tahribatla oluşan antropojen bozkırlar vardır. Bunları ismen bilmemiz gerekir mi? Evet ne yazık ki. Bunları da ezberleyin. Geven, çoban yastığı, süpürge çalısı, Çakır dikeni. Hiç duydunuz mu bunlar isimlerini? Sığır kuyruğu. Mesela bir sınıfta diyorum bak ee, üzerlik otu diyorum kızlar diyor evet biliyoruz hocam üzerlik nazara iyi gelir diyor. Bak böyle işler oldu mu hoşlarına gidiyor. Nazar falan böyle hemen biliyorlar. Evet arkadaşlar bunları da dediğim gibi ben anlattıklarımı tablolaştırdım. Siz de buradan çok rahatlıkla bu tablolar içerisinde hani şehir karşılaştırmaları kim ne kadar yağış alır gibi Bunlara da hani burada isimlerini yazdım bakın. Geven, koyun yumağı, çoban yastığı, gelincik, peygamber çiçeği, sitare. Sitare dediklerine yıldız şeklinde olan bir bitkidir. Bunlar e, tahribatla oluşmuş yapılardır. Hani ayrıntılı olarak ben hocam bunlara çok ayrıntılı bakmak istiyorum derseniz hani çayırların bile türlerini yazdık. Kar çiçeği, mine, kardelen bunlar da çayırların isimleridir. Erzurum, Kars, Ardahan'da en çok görülen ağaç neydi? Sarıçam ormanlarıydı. Ama orada aynı zamanda yaz yeşil oluşan çayırlar da vardır demiştik. Dağ çayırları. Bu da büyükbaş mera hayvancılığına neden oluyor dedik. Evet. Güzel bir tekrar olur o tablolar sizin için. Ben size aklıma gelmişken bir şey daha bahsetmek istiyorum. Yine haritamı üzerinizden gösterelim. makro iklim, mikro iklim diye bir şey var değil mi? Makro ne demek? Geniş alanlarda görülen iklim. Mesela Karadeniz bölgesinde, Karadeniz bölgesinde makro iklim ne? Ilıman okyanus yani Karadeniz iklimi. Ama bunun içerisinde bazı mikro alanlar var. Örneğin Rize'de ne yetiştiriliyor? Turunçgil. O zaman hangi iklimin mikrosu var? Yani farklı bir iklimin küçük bir örneği olması lazım. Akdeniz ikliminin mikrosu var. Ama Rize'de, Rize'de Çay da yetişiyor. Çay hangi iklimin mikrosu görüldüğünü gösterir? Muson iklimi. O zaman Rize'de hem Muson iklimin mikrosu var hem Akdeniz ikliminin mikrosu var. Iğdır. Bak bu çok tartışma konusu olur değil mi? Bunu tartışma konusu olmaktan çıkartıyorum. Iğdır bir mikroklima alan mıdır? Evet. Iğdır mikroklima alandır. Peki hangi iklimin mikrosudur? Sakın Akdeniz iklimi deme. Bak pamuk diyor Akdeniz iklimi. E, pamuk Şanlıurfa'da en çok. Şanlıurfa Akdeniz iklimi mi değil mi? Hindistan'da, Mısır'da pamuk var. Yani burada pamuğu yaz kuraklığını alın sadece onun dışında almayın. Iğdır'da zeytin ağaçları var mı ki de Akdeniz iklimi olsun? Iğdır'ın etrafını düşünelim. Erzurum, Kars, Ardahan sert karasal değil mi? Iğdır çukurda kaldığı için ne? Ilıman karasal. Etrafındakiler yaz yağışı alırken Iğdır yazı nasıl geçiriyor? kurak. Etrafındakiler kışı çok sert soğuk geçirirken Iğdır kışı nasıl geçiriyor? Ilık. Iğdır çevresinden farklı bir iklime sahip mi? Evet. Bir mikro iklim alanı oluşmuş mu? Evet. Ama bu ile Akdeniz iklimi olmak zorunda mı? Hayır. Etrafı sert karasal, o ılıman karasaldır. Dikkat. Malatya'da ona benzer bak. İkisinde de kayısı yetişir. Kışlarılık geçirir. İkisi de pamuk yetiştirebilir deriz. Şimdi şurayı çizdim. Burada makro iklim ne? Akdeniz iklimi. Mersin'de Anamur'da ne yetişiyor arkadaşlar? Muz. O zaman Akdeniz makrosu içerisinde Ekvatoral iklimin, tropikal iklimin nesi var? Mikrosu var diyoruz. Evet, bunu da bitirdik. Geldik neye? Sise. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Sis nedir? Sis nedir? Sis bulutun yere inmiş halidir. Bulut benim göz hizama gelirse ben önümü ne yapamam? Göremem. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Sis diyoruz. Peki sis nasıl oluşur? Ilık bir hava, mesela denizden gelen ılık bir hava. Komple gitti. Evet, haritamızı kaybettik. Hemen geri döneyim. Neyse oradan anlatmasak da olur. Tut tut tut. Şimdi baktığımızda denizden nasıl hava geliyor dedik arkadaşlar? Ilık hava geliyor değil mi? Peki gelen bu ılık hava dağların hangi yamacına çarpacak? kuzey yamacına çarpacak. E şu kuzey yamacı da soğuk. Ilık hava soğuk zemine çarpınca ne yaptı? Sis yaptı. Karadeniz çok sisli bir yer değil midir? İşte burada ne oluyor biliyor musunuz? Orografik sisler, yamaç sisleri oluşmuş. O zaman aynı sis Akdeniz'de de olmaz mı? Akdeniz'de de denizden gelen hava kütleleri toroslara çarpıyor. Olmaz. Çünkü burada dağların güney yamacına çarpıyor. Ilık hava ılık zemine çarpıyor ve sis yaratamıyor. Bu yüzden Karadeniz'de sisli gün sayısı çokken Akdeniz'de sisli gün sayısı nedir? Azdır. Sis daha çok ne zaman oluyor? İlkbahar ve sonbaharda mevsim geçişlerinde çok daha fazla sisi biz yaşıyoruz. Peki neden oluyor? İşte onu da bahsedeyim. Hatta böyle bir yer daha işaretleyeyim size. Türkiye'de sisin en çok olduğu yerlerden birisi. Afyon, Ankara, Bolu, Düzce, Adapazarı, şöyle Eskişehir'de içine aldığım şu alan. Diyelim ki e, ee, ilkbahardayız. İlkbaharda burada ılık havalar geliyor. Ama buraların zemini hala Nisan-Mayıs olduğu için ne? Soğuk. Ilık hava buraya geldi soğuk zemini gördü. Alt alıyor ve sis yapıyor. Bunun tam tersinde ne zaman yapıyor? Bir de sonbaharda yapıyor. Burası Türkiye'de sıcak havayla soğuk havanın karşılaştığı yer. Bu yüzden sisli gün sayısı yılda yaklaşık 40 gün. Burada da sisli gün sayısı yaklaşık 30 gün. Türkiye'de sisli gün sayısının en fazla olduğu yer burada orografik yani yamaç sisleri, burada da cephesel sisler vardır. Ama Akdeniz'de, Ege'de sisli gün sayısı onlara göre ne olur? Azalır. Ben şimdi ee, her Ekim ayında Aydın tarafına derse gidiyorum. Söke'ye derse gidiyorum. Çıktığım yolda ne? İzmir'den. Sabah yola çıkıyorum. Bakın sonbahardayım. Bizim orada Torbalı tarafına geliyorum. Sis. inanılmaz derecede göz gözü görmüyor. Sis var. Sonra orada Aydın Dağları'nın orada Selahattin Tüneli vardır. Selahattin Tünelinden bir geçiyorum. Bak bir dakika sürüyor. Bir geçiyorum arka tarafta bir gram sis yok. Neden? Ben dağın hangi yamacından girdim? Bak kuzeyinden. Peki hangi yamacından çıktım? Güneyinden. Oraya güneş çoktan doğmuş. He, o zaman havanın ısınması sisi ortadan kaldırıyor. Öğlen sıcağında hiç sis olmaz. Sis ya sabah olur ya akşam olur. Peki sis. Hangi ulaşım ağını daha az etkiler? Karayolu, demiryolu, havayolu, deniz yolu. Hangisini daha az etkiler? Serkan hepsini etkiler. Ama demir yolunu en az etkiler. Neden demir yolu? Adam rayın üstünde gidiyor. Rayın üstünde siyanizasyonla gittiği için çok etkilemiyor. Bana diyor ki e, o uçak nasıl etkilenecek havada? E kardeşim o uçak inmiyor mu? O uçak hiç aşağı inmiyor mu? Adam piste nasıl izin? Pisti göremiyor. Altimetre var tamam. O riske giremiyor adam yani. Görmediği yere inmek istemiyor. O yüzden demir yolu bunların içerisinde en az etkilenendir diyebiliriz çok rahatlıkla. Peki, ee, sis sonucunda hava kirliliği oluşur mu? Yani sis hava kirliliği yaratır mı? Dolaylı olarak yaratıyor. Sanayileşmenin yoğun olduğu bir Zonguldak olsun, bir Sakarya, Adapazarı olsun, buralarda fabrikaların bacalarından çıkan şeyler, ee, işte zehirli gazlar, sis çöktüğü için şehrin üzerine kalıyor, dağılamıyor. Bu da dolaylı kirliliğe neden oluyor. Hatta bu kirle Londra tipi, Kirlenme denir. Kocaeli bundan çok çeker. Yani oradan izleyenler varsa şu anda beni çok iyi anladı. Bursa tarafında da yine bu sisler çok tehlikelidir. Sis buzlanmaya neden de olabilir? Bu nasıl oluyor? Sis su buharı değil mi? Alçaldı. Arabaların üstünde ya da bitkilerin üzerinde böyle nemli nemli şeyler yapıyor. Biz onlara ne diyoruz? Çiğ diyoruz. O çiğ dediğimiz şey. O gün sıcaklık sıfır derecenin altına düşerse ne olur? Buz tutar. Kırağı diyoruz. Bunun otobanda olduğunu düşünün mesela. Gizli buzlanma diye uyarır sağ tarafta. Bakın benim başıma geldi bu. Çok kötü bir şey yani. Arabayla giderken bir anda arabanın kaydığını hissediyorsunuz. Refleksle de ne yapıyorsunuz? Frene basıyorsunuz. Bana diyor ki frene basma. Frene basma. Ya arkadaşlar bakın. Biz sürücü kursu işlettik. Ben sürücü kursu eğitmenliği yaptım. Ve orada bize hep şey demişlerdi mesela eğitimde. Her insanoğlu gibi siz de refleksle frene basarsınız. Ama sizin farkınız ne olacak? Ayağınızı hemen frenden çekip debriyaja basacaksınız ve kayma yönüne işte böyle çevireceğiniz onu yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, öyle bir kayıyor ki araba. Yani o refleksi gösteremezseniz arabayı çeviremezsiniz. Allah korusun böyle kötü bir yerde olsa araba uçar gider. Ve bunu yaşadığımız yer bizim Ege bölgesi. Ege bölgesinde bile sis, buzlanmaya neden oluyorsa diğer bölgeleri düşünemiyorum bile. Evet. Sistemde bahsettik. Neye geldik? Topraklar konusuna geldik arkadaşlar. Türkiye'de toprak oluşumu. Ben şimdi size öncelikle şunu sormak istiyorum. Toprağın ana ham maddesi nedir? Yani toprakta ham madde nedir dediğimizde ne diyeceğiz? Kayaç. Kızlar kek yapıyorsunuz börek yapıyor. Şimdi diyecekler niye kızlar yapıyor? Ne bileyim aklıma hep kızlar geliyor yani öyle deyince. Kek yapıyorsunuz, börek yapıyorsunuz. Ham maddesi nedir? Undur. İşte toprağın da ham maddesi nedir? Kayadır. Kayalar ne olacak? Parçalanacak. Yetiyor mu? Hayır. İçine ne girecek? Su girecek, hava girecek. Ondan sonra diyor ki humus. Humus nedir? ağacın dalı, yaprağı, meyvesi, çürümüş her türlü bitki kalıntısıdır. Lütfen bunu fosille karıştırmayın. Fosil yerin altında milyonlarca yıl önce kaldı. Bu öyle değil ki. Bu geçen yıldan düşmüş toprağın üstündeki çürümüş bitki kalıntısıdır. Bir de diyor ki mineraller. Minerallerle humusu birbirine karıştırmayın. İlgisi olan şeyler değildir. Bu kayacın yapısından ortaya çıkar. Tuz, kireç, sodyum, magnezyum, potasyum gibi birçok ne vardır? Mineral vardır. Bir de arkadaşlar toprağın içerisinde canlılar da vardır. Tarla fareleri, köstebekler, yılanlar, doğal karıştırıcılardır. Toprağı karıştırırlar. Ayrıştırıcılar vardır. Azot bağlayıcı bakteriler vardır. Toprak canlıların da yaşadığı bir ortamdır. Ve toprağın oluşumunda en önemli faktör nedir derse ne diyeceğiz? Toprak oluşumunda en önemli faktör nedir derse iklim aklınıza gelsin. İklim deyince ikiye ayıracağız. Yağış ve sıcaklık. Peki yağışı gördüğümüzde hangi çözülme aklımıza gelecekti arkadaşlar? Kimyasal çözülme. Peki sıcaklığı gördüğümüzde yani sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde ne olur derse fiziksel falan mı? Toprak oluşumda hangisi daha önemliydi? Hatırlayalım bakın. Yaklaşık bir 2-3 video önce bundan bahsetmiştim. Ne demiştim? İç kesimlere gidildikçe sıcaklık farkı artar. Fiziksel o falan mı artar? Ama buna bağlı olarak toprak oluşumu daha kolaydır diyemeyiz. Toprağın oluşabilmesi için, toprağın oluşumun tamamlayabilmesi için neye ihtiyacımız vardı? Yağışa. Yağış da hangi çözülmeyle oluyordu? Kimyasal çözülmeyle oluşuyordu. Türkiye'de toprak oluşumunun en kolay ve en hızlı olduğu yer bu yüzden neresiydi? Karadeniz bölgesiydi arkadaşlar. Şimdi bunlardan da yine bahsetmiştik. Şöyle söyleyeyim. Aslında şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bunlar da yine çok uzun sürecek bir konu. O yüzden isterseniz bunu da bir sonraki videoya bırakalım diyorum. Görüşmek üzere.